Bismillah. Oh bismillah. Bak bak görüyor musun? Güzelim dükkanı böyle ahıra çevirmiş resmen yani. Yok yani bari insan şu battaniyeyi katlar değil mi yani? Katlayacaktım ya. Allah belanı vermesin. Kurtuluş senin. Manyak ödümü kopardın. Manyağım yavrum biliyorum manyağım. Bir de üstelik aptalım ben aptal. Bu özelliğimi de yeni keşfettim. Bravo. Seni üzdüğüme göre aptalım tabii Nünüm. Aferin. Muhteşem bir keşif olmuş Kurtuluş. Yalnız aptallık o değil. Aptallık hala senin burada duruyor olman. Benim yerime ya annem gelseydi? Ne olacaktı yavrum? En fazla 1 milyonu böyle kafasında çevirip avcuma koyacaktı. Şu halime bak ya. Yeni cami dilencisine döndüm Nünüm. Yavrum bir öp bak öp. O pürüzsüz bebeksi tenden eser kalmış mı? O eskiden okyanus rüzgarları gibi kokan Kurtuluş teke gibi kokuyor. Ben şu halime bak ya. Gel bir sarıl yavrum. Niye gidiyorsun? Ben senin öz bir öz kocanım. Çık çık elini kolunu çek. Ne şimdi de kokuyorsun zaten. Yapma be yavrum. Yapma be Nünüm. Ben sensiz bir içim ulan biliyorsun ya. Yavrum. Mecnun Leyla'sız olur mu hiç ha? Bir düşün Nünüm. Temel Reis Safinatsız, simit çaysız, kuru pilavsız, siyah beyazsız, dünya Beşiktaşsız olur mu Nünüm? Saadettin Boyraz, Halis Karataşsız olur mu Nünüm? Bunları bir düşün. Onlar kim Kurtuluş? Jokey yavrum. Ne jokey? Şey işte yok mu hani müzik yapıyorlar böyle ay 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 ay. Hadi orada. Diz çok. Yedim mi ben sence bunu? Yemedim deyim. Allah seni kahretmesin. Hala da aklın fikrin beygirlerde. Pes vallahi ya. Yok be yavrum. Yani bunlar çok önemli özel abiler de o yüzden isimlerini bir zikredesim geldi demek ki. Bak 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 hala konuşuyor ya. Hala konuşuyorsun. Tamam Nünüm özür dilerim. Bu son yüzlükte böyle bir gereksiz atak yaptım farkındayım. Özür dilerim ne yapayım? Sus. Sus. Beter ol Kurtuluş. Su ol Kurtuluş. Yol ol Kurtuluş. Git buradan Kurtuluş. Çabuk Kurtuluş. Yürü. Ama ne kadar gidersem gideyim gene döneyim geleyim değil mi yavrum? Çünkü Mevlana Hazretleri öyle demiş. Sen sakın Mevlana Hazretleri'ni sakın ağzına alma. Tamam mı? Onu senin gibiler için söylememiş. Hadi çık dükkandan. Çık. Yürü. Yürü. Yeter be. Allah Allah. Senle mi uğraşacağım? Pes be. Bakma. Bakma öldürürüm seni. Yani şimdi bu kız ne istiyor Samet? Ben anlamadım ki. Bir bilsem ne istiyor? Hayır çünkü şekil dese şekil değil. Onu yaptık, onu olmadı. Tipe de bakmıyor. Neden bakmıyor? Benim tipim mi kayık ya? Ne varmış benim tipimde? Şu güzelliğe bak. Bonbon gibi çocuksun. Bonbon gibi derken? Şoklat. Yani tipten değil. Hayır tipten değil. Ha, başka bir şey. Başka bir şey ama ne? Ne olabilir? Ne olabilir? Buldum Samet. Ne buldunuz Layla Hanım? Bu kız iş sahibisi insanlardan hoşlanıyor. Tebrik ederim Layla Hanım. Ya evet. Ya Layla Hanım şükürler olsun zaten benim işim var. Samet ben onu mu diyorum ya? Kendi iş sahibisi insanlardan yani. Sen maaşlısın o patron. He o şekil tamam ya. Tamam ya derken Sametciğim. Nasıl yapacağım ben ya? Patronlar mı başvuracağım yani? Nein. Ben sana iş kuracağım. Senin sponsor olacağım. Eyvallah bacım ama ben bunu kabul edemem yani. Biz sırtımızı kendimiz kaşımaya alışmışız. Bu ne ya? Sen maço musun? Ne yapıyorsun? Eline tespih vereyim. Çek istiyorsan. Kusura bakmayın Layla Hanım ama bizim burada buna delikanlılık deniyor. Ayrıca herkesin bu durumu öğrenirse vaziyet daha da kördüğüm olur. Kördüğüm? Vaz? Ha kör. Ha olur. Ya olur kör olur. Sen bu gidişle düğün falan unut Samet. Dunkov. Ha papa. Alo papa. Ya Viget. Evet. Ya papa razileşe etti. Ha? Ay yok ya ben dönmüyorum. Buralarda daha ufak işler var benim. Aha. Was? Ne? Papa ne? Alo. Ha pap. Aa suratımı kapattı. Ne oldu Layla Hanım? Ya delirmiş benim. Erol'un haberi görmüş hemen dön diyor. Eyvah eyvah. Ben konuşsam babanızla. He Samet sen konuş. Al. Deli. Of of of. Abi sen niye sürekli rol çalıyorsun?
Niye benim ofumu çekiyorsun Samet? Kurtuluş abi, bu benim kendi ofum. Evden gelirken getirdim. Bir dertli sen misin ya? Samet, bizim bir şey yapmamız lazım oğlum. İş kurmak lazım Kurtuluş abi. He? İş kurmak lazım. Oğlum ne diyorsun? Anlamıyorum ki. İçine içine konuşuyorsun yine Samet. İş kurmamız lazım Kurtuluş abi. He. İş kurmamız lazım da ne kurmamız lazım Samet? Bilemedim ki ben şimdi. Kendi işimizi kurmamız lazım. He. Tabii gidip başkasının işini kurunca olmuyor değil mi? Oğlum tabii kendi işimizi kuracağız. Ya abi bırak makarayı ya. Kadınlar maaşlı elemana bakmıyormuş. Layla Hanım da öyle söyledi. Kendi işinin patronu olacaksın. Kendi işin olacak yani. Öyle seviyorlar anladın? Maaş almayacaksın, maaş vereceksin. SSK'lı olmayacaksın, Bağkur olacaksın. Yani böyle kredi kartlarını dizeceksin, tak 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 yapıştıracaksın nişe gibi ha? Bak o zaman Nergis'in bana geri nasıl dönüyor? Tabii Nülfer yengem de sana. İnşallah, inşallah. Kurtuluş abi. He. Gel ortak iş kuralım. Abi bir sefer kurduk biliyorsun. Sen ağa ben ağa, ondan sonra ineği kim sağa alıyorsun? Abi sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa da o zaman ne misyonumuz vardı ne vizyonumuz. Şimdi hepsi var. Vay vay vay, laflara bak be. Yemin ediyorum Samet var ya, sen patron olacak adamsın ha. Kurtuluş abi. He. Gel diyorum şu et işini kaldığımız yerden tekrar canlandıralım. Senin de benim de en iyi anladığımız iş bu. Sam, et, sam, et. Kaldığımız yerden devam edelim abi. Ne dersin? Ya yok be abisi. Biliyorsun daha önce yaptık, senin bütün paranı batırdık Samet. Yok olmaz o iş. Ya zaten bacanak geçen gün bana dedi, para teklif etti. Ona da olmaz dedim Samet. Abi bu sefer olacak. Güven bana. Anca beraber kanca beraber abi. Batarsak da beraber batacağız. Çıkarsak da beraber çıkacağız. Ki zaten genelde böyle oluyor. Tamam lan. Yalnız bana bak, bu sefer büyük denizde boğulmak yok ha. Sığ suda boğulacağız boğulacaksak. Direkt seyyarla başlıyoruz. Harbi mi diyorsun abi? Seyyar diyorsun yani ha? Bak sana bir şey diyeyim mi? Oğlum biz bu seyyarla bu işin kralı oluruz yemin ediyorum. Ha buraya yazıyor ama. Yürü be Kurtuluş abi. Ben de basarım istifayı hemen. Oğlum hemen gaza geliyorsun Samet. Hemen gaza geliyorsun. Bir dur abisi, niye basıyorsun hemen istifayı? Ben de heyecan hastalığı var ya ondan. Biz bunu bir düşünelim Samet. Düşünelim abi. Ya bu zupa dupa bir şey oldu ha. Öyle diyorsun değil mi bacım? Vallahi yemin ediyorum. İh möhtep Türk iş köfte diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani. Sam. Evet. Sam. Evet. Ya Kurtuluş abi. Harbiden 10 numara olmuş ama. Yani isim konusunda bir sıkıntı varsa değiştirebiliriz. Benim için sorun değil yani. Yok be abisi. Yani sonuç olarak sermayeyi sen koydun. İsim de senden olacak yani. Yok benden bir şey yok da. Olur mu öyle Kurtuluş abi ya? Emek de senin sonuçta. Yani mesaiden sonra ben gerçi gelirim ama tüm yük senin omuzlarında olacak. Ya hayır, biz şimdi şanti de değil miyiz yani zaten? Şanti, şanti. Şanti? Şanti ediyor abi. Ya Layla Hanım, ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Yani sizin teşvikleriniz olmasaydı biz bunu yapamazdık. Ya bırak artık, tamam dankışın markışın. Şu reklamlar lansman için bütçe tamam mı? Reklam? Lansman, ben şey yapamam lansman. Yani tanıtım için bütçe ayırdık mı? Tamam tamam, ben şimdi anladım. Tanıtım için diyor, tanıtım şey. O bende ya, ayarladım onu. Yani ben sabahları böyle iki tane yumurtayı alıyorum. Sarısı bir yere, beyazı bir yere. Laps diye yutuyorum ikisini. O tanıtım şey bende, tamam. Ha sen anlamadın. Şöyle ki bak. Deneme bir ki bir ki bir deneme. Gel 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 vatandaş gel. Köftenin asosu burada. Yemeğini dövüyorlar yemin ederim. Gel krallara layık köfte. Yemedin mi gidiyor kaçıyor gel. Ses biraz tam şey olmadı ama ben bunu biraz çalışayım tam yaparım yani. Ya sen neden bağırıyorsun martı gibi çığlık atıyorsun ya, onu mu diyorum ben, biraz cool ol. Welcome to the Turkey Layla Hanım, burada bu işler böyle. Yani şey demek istiyorum, ne diyorsun size? Karizma ateşi anladın, fark yaratmamız lazım. He, bir karizma ateşi alabilir miyiz Kurtuluş abi? Karizma ateşi. Yani o zaman ne bileyim hani benim o şey, o tanıtım bütçesini biraz büyütmem gerekiyor yani. Sabah en az 4 yumurta yutmam lazım. Tamam abi, yutarsın yutmasına da. Şimdi Layla Hanım'ın da işleri var. Onları halledelim. Şirkete de ayıp olmasın, gidelim biz. Hey, hey abi siz gidin hadi. Ben de son şöyle bir ekmek teknemizi elden geçireyim. Ondan sonra direkt çiçekçinin karşısına koyuyorum. Bana bak, sen de işleri hallet. Akşam gel, son bir hazırlık yapalım, tamam? Tamamdır kaptan. Kurtuluş abi. Söyle abisi. Bu sefer olacak değil mi abi? Olacak tabii lan. Olacak tabii. Bu sefer kesin olacak. Gel lan buraya. Hadi yolumuza çıkalım. Hadi abi. Hadi. Hadi gel. Çöz Kurtuluş. Ha? Hey tamam tamam hadi. Çöz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmam.